Ayşen Gurda ile yıllar önce ayrıldık. Ama harika bir kızımız var. Elvan Gurda müzisyen, tiyatro tabii. Bizden önceki tiyatroda sahip çünkü annesinin hamile diyelim. Annesiyle birlikte senelerce yaşadı. Dolayısıyla o tiyatroyu çok iyi bilen, kulise yetişen falan filan. Tiyatro kavramını çok iyi bilen var. Onun kafasında iki tane güzel o şey var. İkon diyelim ona göre. O var. O iki ikon birbirinden ayrı. Onları bir araya getirmenin bir sebebi ortaya çıktı. Bu nasıl halledebiliriz? O güzel bir rüyaydı onun için. O rüyayı gerçekleştirdi böylece. Kalktı. Eugène Labissiné'in piyesini adapte etti. İşte size bir oyun dedi anneye. Yani Ayşen Gurda'ya. Anne bir oyun sana dedi. Bunu kim koyar? Dedi ki bunu babam koyar. Yılmaz Gurda. Böylece o kafasındaki hayal kendiliğinden değil, kendi gayretiyle. Bana bakış yeter zaten onu. Böyle baksa benim için dünyalar. Hani yapmamam mümkün değil. Anne de tabii aynı şekilde baktı. Hadi gel de bakalım hayır de. Bu sevda karşısında. Güzel bir düşünce. Sevdiğimiz bir insanın teklifi. Bunu reddetmek mümkün değil. İnsan öyle bir andır ki o dünyayı reddedersin ama kızını reddedemezsin ya. Anne için de benim için de aynı şey. Bunun hikayesi de bu. Yani o hayalini bunca yıl sonra, kaç senedir bilmiyorum şu anda tabiatıyla, ama o hayalini gerçekleştirdi. Ve ikimizi bir olgu çerçevesinde bir araya getirdi. Anne süpervizör Ayşen Gurda, ben yönetmen Yılmaz Gurda, adapte eden ve babasıyla birlikte çalışan bir Elvan Gurda. Ama telefonla bir araya geliyoruz. O ayrı tabiatıyla telefonla Elvan nereye vardı, ben nereye vardım. Çünkü süpervizörü olduğu için ona bir bakıma hesap vermek değil de yani şu yapılıyor, bir fikrim var mı? O da şöyle neyse onlar, ama yani somut olarak tabiatıyla normal olarak premierde bir araya geleceğiz. Hiç o kesin. Epeydir karşılaşmadık. Çünkü yollar ayrı. Ben Beylikdüzü'nde oturuyordum. O kağıthanede oturuyordu. Aynı dizilerde ya da filmlerde bir araya gelmiyorduk ama tabii varlığımız ortada. Yani o bakımdan varlığımız ortada çünkü o güzelim Elvan karşımızda. Burada ben onu görüyorum. Yani o hep varken ister isim anne hep var. Benim için tabii onun için de herhalde Yılmaz da vardı. Yani biz onlarla o ikimiz herhalde premierde bir araya gelmiş olacağız. Son olarak epey dediniz, ne kadar müşterdi? Vallahi hesap etmek zor. Yani herhalde 40 sene diyelim mi? 40 sene. Gelemedik. Evet, olmadı. Kısmet. Çünkü dediğim gibi semtlerimiz ayrı, oynadığımız oyunlar ayrı. Benim yaklaşımım ayrı, onun yaklaşımı ayrı. Ama herhalde birbirimize karşı iyi duygular vardı. Ne adamdı o demedi, ben ne demedim tabiatıyla. O bakımdan ilk defa bir araya geleceğiz ve kızımın bu hülyası gerçekleşmiş olacak. Benim için dünyanın şu anda bile ağlayabilirim. Neyse alamıyorum ama duygulandım Elvan'dan ötürü. Çok sevdiğim bir varlık. O bakımdan işte bundan sonra inşallah bir araya geleceğiz demektir. Geldim, gördüm, yendim. Bütün kafanız hakikaten bu olsun. Tamamdır hocam, çok teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler. Tamam.